Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Gaziantep'imiz genelde Türkiye'nin özelde ise Güneydoğu'nun ekonomi ve sanayi alanında can simidi ve diğer bir ifade ile lokomotivi görevini üstlenen bir şehirdir. Özellikle sanayi ve imalat sektörlerinde 7 kıtaya binlerce ürün ihraç ederek Türkiye ekonomisine sürekli bir şekilde döviz girdisi sağlamaktadır. Tekstilden halıya, gıdadan mobilyaya her türlü üretim ve imalat maddeleri olmak üzere üretimde canla başla çalışarak dünyanın dört bir tarafına sevkiyatlar gerçekleştirmektedir. Ancak Türkiye'nin sanayi başkenti olmak gibi büyük bir sorumluluğu yüklenmiş olan şehrimiz yükselen elektrik, doğalgaz, ham madde, gümrük vergileri ve döviz kuruları nedeniyle çok zor günler geçirmektedir. Türkiye'de tüketilen elektriğin %70'ini iş yerleri kullanmaktadır. Ve şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye'deki elektrik tüketiminin %16.7'si plastik ve petrokimya sanayisinin üretimi için kullanılmaktadır. Ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerden plastik sanayi de diğer sektörler gibi enerji maliyeti karşısında zorlanıyor. Bu soruna çözüm olarak fabrikaların dış cephe yalıtım sistemlerinin yapılması konusunda teşvikler verilmelidir. Fabrikaların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güneş paneli sistemleri kurulması konusunda iş adamları ile ortak çalışılmalı ve bu sistemin faaliyete geçirilmesi amacıyla teşvikler verilmelidir. Ayrıca sanayici ürettiği malı en az 4 veya 6 ay vade ile satabildiğinden elektrik faturalarındaki ödeme vadesi her ay değil de her bir fatura için en az 3 ay ertelenerek ödeme vadesi uzatılmalıdır. Doğalgaz veya Atık yakıtlardan elektrik üreten firmalar desteklenmeli ve üretilen elektriğin sanayiciye daha makul bir fiyata ulaştırılması sağlanmalıdır. Doğalgaz elektriğe oranla ortalama %40 daha uygun fiyatlı olması sebebiyle sanayicilere makine teçhizat hibe veya teşvikleri sunulmalı. Elektrik ile çalışan makinelerin doğalgaz ile çalışan makinelerle değiştirilmesi ya da doğalgaz ile çalışma sistemine dönüştürülmeleri sağlanmalıdır. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bilgilere göre 2021 yılının ilk 10 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %84.1'dir. Dolayısıyla ihracat ithalatı karşılamamaktadır. %15.9 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu sebeple sanayicinin ülkemize döviz girdisi sağlamasına yardımcı olmak için gümrük vergilerinde daha çok ürünlere vergi muafiyeti getirilmelidir. Türkiye'nin 2021 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu vergilerin %25'i gümrük vergilerinden oluştuğundan sanayicinin üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir. Gümrük işlemlerinde prosedürler kolaylaştırılmalı ve ihracat işlemlerinde ivedilik sağlanmalıdır. Ek çözümler olarak nakliye masrafları konusunda sanayiciye gereklerini deniz yolu ile gerekse kara yolu ile taşıma işlemlerinde teşvikler verilmelidir. Sanayi sektörünün en fazla olumsuz etkilendiği durum döviz kurlarındaki belirsizlikler ve ani yükselişlerdir. Bu durum sanayi sektörünü tedirgin etmekte ve yeni yapılacak yatırımların ertelenmesine sebep olmaktadır. Çözüm olarak yurt içerisindeki tedarikçilerin döviz ile satış yapmasını engel olunmalı ve böyle iş yerleri düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Yurt dışı alım ve satımlar diğer ülkelerle Türk lirası ile yapılacak şekilde anlaşmalar yapılmalıdır. Üreticilerin ihracat ve ithalat işlemlerinde oynak ve yüksek döviz kurunun önüne geçilmesi amacıyla sabit düşük kur uygulaması faaliyete geçirilmelidir. Şehrimiz sanayicilerinin karşılaştığı sorunların birisi de işçi grevleridir. Geçtiğimiz günlerde Başpınar bölgesinde 10 küsür fabrikada cereyan eden ve binlerce işçinin katıldığı işçi grevlerini üzülerek izliyoruz. Bu durum ülke ekonomisine zarar vermekle beraber sanayiciyi ve işçiyi olumsuz etkilemektedir. Böyle üzücü vakaların bir an önce son bulması için ve bir daha yaşanmaması amacıyla acilen çözüm bulunmalıdır. Yerel yetkililer olayları izlemek yerine ara buluculuk yapmalı ve her iki tarafın memnun edilecek şekilde uzlaşma yoluna gitmelerini sağlamalıdır.